Merhabalar arkadaşlar, ben Burçin. Nesli Farklı adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dedim ki Amerika'dayız hazır, böyle günümüzü geçiriyorken şöyle bir karlı günde ne yapıyoruz ondan birazcık bahsetmek istiyorum size. Yani şu anda Amerika'da Fahrenheit diye gösteriliyor dereceler. 30 Fahrenheit derecesinde hava. Yani o da 1 dereceye falan geliyor santigrata. Anam, gözlerim de şey oldu, görmüyor. Şimdi ne yapacağız? Bizim evin oradaki sitedeyiz. Arabaları temizleyeceğiz. Sonra birkaç tane yan gelir olarak iş elde ediyoruz bu kardayken. Kar temizliği yapıyoruz. Biraz da böyle balkonu falan temizleyeceğiz. Bu sırada da size birazcık etrafı göstermiş olacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yer. Tabii sitede kalınca buraları İşte sitenin anlaşmalı olduğu shoveling company dediğimiz işte karları süpüren, temizleyen şeyler var, şirketler var. Onlar geliyorlar böyle bu taraflarda falan temizlik yapıyorlar. İşte yolları açıyorlar. Karın boyutu şu şekilde. Bu işte benim araba, bu da eşimin arabası. Tabii arabaları temizleyen şirket yok. Her şey tamamen bize ait. O bu arada arabayı temizlerken ben şundan bahsedeyim. Ek gelir elde etmek istiyorsanız işte kar kış demeden girişimcilik fikirlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şey. Lan beynim dondu. Elim donunca. Şöyle bir şey var. Bizim mesela burada 45 tane apartman var bulunduğumuz sitede ve biz onlara mesaj attık. Dedik ki Allah elim çok üşüdü. Onlara dedik ki biz dedik işte sizin dekinizi, dek yani bu balkon demek, bu balkonu temizleyebiliriz. İşte balkon başına 25 dolar. 10 dakikada kar temizliyoruz balkonlarda ve 25 dolar para alıyoruz. Yani ek gelir olarak cebinizde harçlık bulunsun istiyorsanız yapılacak şeylerden bir tanesi. Evet, şimdi eşimin yanına gidiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sesi çok gelmiyor ama araba temizleyen bir bey. Merhaba. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Soğuk. Ama ne, gayet iyi. Ne kadar soğuk? Hissettirdiği kadar. Hı-hı. Ne kadar hissettiriyor? Soğuk. Olduğu kadar. Neyse, o orada temizlerken ben şimdi arabaya gideyim. Çünkü bu kara baktıkça gözlerim kamaşıyor. Ondan sonra da birazcık ben arabayı temizleyeceğim. Bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bu arada acayip elim donuyor. Yani sağ elimle kamerayı tutuyorum ama sağ elim buz. Hemen açayım bakalım şimdi arabayı. Şöyle. Açtık. Çok mantıklı olarak şuradaki silecekleri de kaldırmıştık da iyi olmuş. Şimdi açayım bakalım. Allah. Heh. Gözlük buralarda genelde oluyor. Bakayım. Buldum, evet. Allah. Şimdiki gözlüğü de takayım. Gözlüğü takınca tabii buharlaştı her yer. Neyse. Evet. Şimdi arabayı bir uzaktan çalıştırayım ki. 2, 3, 4. O da kendi ısısıyla tepesindeki karlar falan erisin. Şimdi bana destek olmaya gelen eşim küreğiyle buraya doğru yaklaşıyor. Ama ne yapacağım? Ben göstermelik birkaç tane temizlik yapacağım. O da beni çekecek. Haydi bakalım. Bir dakika dur elim. Şimdi elim buz gibi olduğu için eldiven de getiremedim. Biraz şu arabanın önünü falan küreyeceğim. Haydi bakalım. Ki araba buradan çıkabilsin. Bunu ben nereye kürüyorum bu arada? Diğer tarafa. Burada kar kürürken aklıma şey geliyor. Neydi? Telif hakkına girer mi bilmiyorum ama. Baltalar elimizde. Nı 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 nı. Biz gideriz ormana, hey ormana. Böyle bir şey. Devam.
Yani bu arabanın ön lastik bölgesini yolunu açana kadar kürümeye devam. Aslında normalde bu havalarda kar acayip ağır oluyor çünkü buzlaşmış oluyor. Ama Allah, bugün o kadar böyle beklediğim kalınlıkta değil. Ha bak, ama bunlar geçenki günden şey olmuş. Bak taşlaşmış. Allah. Tamam, birazcık da şu taraftan alayım. Bir de şuradan da alayım. Sonra artık şeye geçeceğim. İçeriden, şimdi arabanın içinden şurayı temizlemek için fırça var. Onu alacağım. Şunu tutar mısın be? Soğuk, hava soğuk. İşte bu böyle araba sileceği gibi bir fırça. Sonra şunu şöyle açıyorsun. Bakalım. Donmuş mu? Yok, donmamış. Güzel. Şöyle kar temizlemeye devam. Önce şöyle ite gere, ite gere, boy kısa olunca anca böyle oluyor. Allah. Ay. Evet, harika bir temizleme. Şuraya da yapayım. Sen bir şey demek ister misin? Diyecek ne var ki? Kar yağmış. Şimdi sıcacık evde oturup çay içmek vardı. Ama görev beklemez. Evet. Yani üstün körü göstermek arabayı temizledim. Aynen, bu silecekleri açacağız çünkü gece 11'e kadar yağmaya devam edecek. Şimdi belki bir kutuya bakmaya gidebiliriz. Orada da size etrafı gezdireyim. Evet, şimdi Allah, içime kar kaçtı. Arabaları temizledik. Şu bizim kutuya da bakayım. Posta kutusuna. Allah, içime kar kaçtı. Buz gibi. Posta kutusuna gelen giden var mı görelim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Size bilgi geçeyim. Amerika'da herkesin posta kutusu var. Ve posta kutusu gerçekten hala kullanılıyor yani. Ne kadar artık burnum akıyor. İnternet çağında olsak da hala kağıt evrakların evlere teslimatı ya da iş yerlerine teslimatı geçerliliğini koruyor. Şimdi şöyle bir manzara var. Göstereyim size. Tam kışın ortası. Allah. İşte çoğu kişi arabasını temizlemiş, üstünü falan görüyorsunuz. Yolları temizlemelerine rağmen hala bembeyaz. Akşam 11'e kadar yağacak. Bu da demektir ki gene böyle bir 10 santim falan akşama kadar olacak gibime geliyor. Bu arada işte kutu da şurada. Şöyle bir kutuya gideceğiz. Allah'ım! Ellerim buz gibi oldu. Yemin ediyorum ellerim dondu. Ha bak vallahi. Şurada video çekeceğim diye. Dilim de sürüşüyor. Ya da sürçüyor. Neyse, dur bakayım. Gelen giden var mı? Şimdik. Bakalım kutuya. Anahtarı da şöyle gösteriyorum. Şimdi şurada varsa gelen giden. Şimdi paketi de aldığımıza göre, aha, bir tane de kutu gelmiş. Kutuyu da bakayım. Şöyle kaç numaraymış bu? Normalde 3 numara var. Böyle büyük paketler olunca büyük kutulara koyuyorlar. Bakalım hemen. Buradan da açayım. Ne bu? Aa, ilginç. Bir dakika, anam tıkandı ya bu. Ha, çıkmıyor mu? Ben de anahtarı çıkartmaya çalışıyorum, çıkmıyormuş. Ne bu? Burhan Erdem.
Sana galiba şey geldi, diploma geldi. Neyse arkadaşlar, aldık bir belgeleri de. Allah, elim ayağım her tarafım dolu. Bugünkü videomuzdan da bu kadar. Bir dahaki video içeriklerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sıcacık ortamlarda kalın. Hoşça kalın.